Selamlar herkese, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Erce Tevlim. Bir önceki videoda UTM ile Mac bilgisayarınızda sanal makine oluşturup Windows'a nasıl yükleyebileceğimizi ve performansta kullanabileceğimizi anlatmıştım. Bazı teknik aksaklıklardan ötürü oluşturduğumuz sanal makineyi nasıl harici SSD'ye taşıyıp burada çalıştırabileceğimiz kısmını anlatamamıştım. Bu videoda bu soruya cevap vereceğiz. Konu bütünlüğünün bozulmaması açısından bu videodan önce diğer videoyu izlemenizi öneririm. İzlemek isteyen arkadaşlar için açıklama kısmına diğer videonun linkini bırakıyorum. Linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Videoya başlamadan önce sanal makinesini harici bir depolama alanına taşıyacaklara bir uyarım olacak. Sanal bilgisayarı performanslı kullanabilmek için veri aktarım hızınızın yüksek olması gerekir. Bunun için ise yüksek hızlı veri aktarımı yapabilen bir harici SSD'ye sahip olmanız yeterli olmayacaktır. SSD'nin yanında yüksek hızlı veri aktarımını destekleyen bir ara kablo ve bağlantı portuna ihtiyacınız olacak. Nihai olarak alacağınız veri aktarım hızı bu üç bileşenin kesişim kümesine paralel olacaktır. Kısa bir örnek vermek gerekirse elinizde saniyede 10 GB hızda veri aktarımını destekleyen bir harici SSD, saniyede 5 hızda veri aktarımı destekleyen bir USB portu ve saniyede 3 GB veri aktarım hızını destekleyen bir ara kablo olduğunu varsayalım. Bu bileşen kombinasyonunda ara kablo ve port hızı harici SSD'nizden düşük hızları desteklediği için SSD'nin maksimum hızı olan 10 GB veri aktarım hızını görmek mümkün olmayacaktır. 3 GB veri aktarım hızını destekleyen ara kablonuzu 10 GB destekleyen farklı bir kabloya değiştirseniz bile kullandığınız USB portunun desteklediği maksimumuz 5 GB olduğu için hiçbir zaman saniyede 5 GB hız üzerine göremeyeceksiniz. Dolayısıyla bilgisayarınızın bağlantı noktalarının destekledikleri hızlara göre uygun SSD ve bağlantı kablosu seçimleri yaptıktan sonra ilerlemek daha akılcı bir yöntem olacaktır. Yüksek hız eşittir yüksek maliyet olduğu için bu konuya dikkat etmenizi ve tercihlerinizi buna göre yapmanızı öneriyorum. Şimdiden herkese keyifli seyirler diliyorum. Evet, hemen başlayalım. UTM'yi hemen açmakla başlıyoruz. Evet, UTM'yi açtığımızda bu şekilde bir ekran geliyor karşımıza. Alt kısımda bir önceki videoda kurmuş olduğumuz sanal makineyi görüyoruz. Bu sanal makinenin üzerine bir kere tıkladığımda farenin sol tuşuyla sanal makine ile alakalı detayları görebiliyorum. Burada dikkat etmeniz gereken kısım statü kısmı, yani durum kısmı. Sanal makinenin kesinlikle durmuş olması gerekiyor. Çalışır vaziyette olmaması gerekiyor. Yoksa hata alırsınız dosya kopyalama işlemi sırasında. Sanal makine eğer çalışıyorsa nasıl durduracaksınız? Sağ tıklıyorsunuz üstüne bir kere. Buradan durdur seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Şu an bende çalışmadığı için gözükmüyor. Sizde gözükecektir eğer çalışıyorsa. Durdura tıkladığınızda buradaki statü kısmı durduruldu şeklinde değişecektir. Hemen bu sanal makineyi nasıl taşıyacağımızı görelim SSD'ye. UTM her oluşturmuş olduğunuz sanal makine için bilgisayarınızın dahili depolamasında bir adet dosya tutuyor. Bu dosyayı SSD'ye atarak bu işlemi gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında da UTM'e bu dosyayı tanımlayacağız tekrar. Daha doğrusu bu dosyanın yolunu tanımlayacağız tekrar. Hemen bu işlemi gerçekleştirelim. Sanal makinemize sağ tıklıyoruz. Show in Finder'a tıklıyoruz. Show in Finder'a tıkladığımızda bize sanal bilgisayarın dosyasını gösteriyor bilgisayar. Şimdi bu dosyayı SSD içerisine atacağız. Gördüğünüz gibi 12,88 GB'lık bir yer kaplıyor. Hemen bilgisayarımızın dahili hafızasında ne kadar yer var bakalım. Evet, dahili hafızamızda şu anda 140 GB'lık yer olduğunu görüyoruz. 104 GB'ı da şu an kullanıyormuşuz. Hemen indirelim aşağıya. Tekrar geri geliyoruz sanal bilgisayarımızın olduğu dizine. Ardından SSD'mizi açtık. SSD'nin içerisine direkt olarak sanal bilgisayarın .utm uzantılı dosyasını bırakıyorum sürükleyip. Evet, şu an kopyalıyor dosyayı. Evet, kopyalama işlemini gerçekleştirdi. Artık bu dosyayla herhangi bir işim kalmadı. Dahili depolamadaki dosyayı siliyorum. Sildim. Hatta çöp kutumuzu da boşaltalım. Evet, boşalttık. Şimdi bu dizinleri kapattım. UTM'e geri geldim. Şu anda alt kısımdaki sanal bilgisayarı çalıştırmaya çalışırsam eğer yolu bulamayacak. Yolu bulamadığından ötürü de hata verecektir. Hemen deneyelim. Run dedik. Gördüğünüz gibi hata veriyor. Öncelikle alttaki
Eski sanal makinemi siliyorum. Sildim. Şimdi tekrar yeni bir sanal bilgisayar tanımlayacağım buraya. Yeni sanal bilgisayarı tanımlamak için artı butonuna tıklıyorum. Artı butonuna tıkladığınızda böyle bir ekran geliyor karşınıza. Open'a basıyorsunuz aşağıdan. Buradan hangi dizindeki sanal bilgisayarı açmak istediğini soruyor sistem bana. Hemen yukarıdan SSD'yi seçiyorum. Ardından da az önce SSD'nin içerisine atmış olduğum sanal bilgisayarın UTM dosyasını seçiyorum ve Open'a basıyorum. Evet, Open'a bastığımda karşıma artık bilgisayarla alakalı detaylar tekrar geliyor ve çalıştırılabilir durumda. Hemen test edelim çalışıyor mu? Run diyelim. Bekliyoruz açılmasını. Evet, gördüğünüz gibi sanal bilgisayar herhangi bir problem olmadan şu anda çalışır durumda. Kapatalım burayı. Evet, şu an bütün işlemlerimiz bitti. Bu işlemler bittikten sonra bir de son olarak bilgisayarımızın dahili hafızasına bakalım tekrar. Görmüş olduğunuz gibi depolama alanımız 140 GB'tan 150 GB'a çıktı. Yani SSD içerisindeki alanı kullanıyoruz tamamen. Umarım faydalı video olmuştur arkadaşlar. Herhangi bir hata veya karşılaştığınız sorun olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tüm yorumlara mümkün olan en kısa sürede dönüş yapıyorum. Bu ve buna benzer daha fazla video gelmesi için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.